Ve bu tehditle birebir mücadele eden çalışanlardan söz etmek istiyorum. Mesela PTT çalışanları. Her gün virüs tehdidiyle karşı karşıya çalışan PTT işçileri. Virüs değil, tedbirsizlik öldürüyor diyorlar. Tedbirsizlik öldürür diyorlar ve vakalara dikkat çekiyorlar. Açıklandığı gibi değil. Burada da bu iş kolunda da açıklandığı gibi değil. Bakanlığa göre 975 vaka var PTT çalışanları arasında. Habersen diyor ki 1700'lere ulaştı çoktan, ne 900'ü. İşte onların açıklaması. Her bir eve, her bir iş yerine, her bir resmi daireye girdiler. Ama bakanlık onlarla ilgili koronavirüs önlemlerini almadı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na Haziran ayında sordu. PTT çalışanlarındaki vaka durumu ne diye. Ancak yanıt alamadı. 30 Eylül'de bir kez daha sordu Antmen. Bir cevap geldi. Diyorlar ki Sayın Bakan, 975 korona vakamız var dosyalı çalışanlarla. Ama bakıyoruz ki gerçek rakamlar böyle değil. PTT dağıtıcısı arkadaşlarımız Şubat'tan itibaren hiç ara vermeden çalıştılar. Postacı kardeşlerimizin de özellikle koronavirüsünden korunması gerektiğini ve PTT'nin bunun için bütün önlemleri alması gerektiğini söylüyoruz. Bakan Kara İsmailoğlu 975 korona vakası olduğunu söyledi. Ancak KESK'e bağlı Habersen'in elindeki rakamlara göre vakalar 1700'lere ulaştı. İktidarın korona rakamlarını hep düşük gösterip bir başarı hikayesi yaratma sevdasına Ulaştırma Bakanı da katılmış. Ocak ayından beri uyarmamıza rağmen PTT COVID-19 önlemlerini maalesef ciddi ve yerinde almamıştır. Bundan dolayı 1700 civarı PTT emekçisi koronavirüs olmuştur. Ocak ayından beri uyarmamıza rağmen PTT COVID-19 önlemlerini maalesef ciddi ve yerinde almamıştır. Bundan dolayı 1700 civarı PTT emekçisi koronavirüs olmuştur. Geçtiğimiz cumartesi günü Samsun PTT Baş Müdürlüğü'ndeki PTT emekçisi Rafet Varan COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetmiştir. PTT Genel Müdürlüğü sendikalarla bu işi bilim ve akıl yoluyla yürüten odalarla işbirliği yapmayarak salgın yokmuş gibi olağan dönemine devam etti. Bir an önce hat safhaya gelen personel eksikliği giderilmeli, PTT'cileri ve kamu hizmeti alan halkı rahatlatmalıdır. Bir can kaybına da tahammülümüz yok. Tek talepleri var, o da bir an önce önlenmeli.